Bakalım kim daha iyi cilve yapıyor. Ya hayır ya Seda. Göreceğiz bakalım cilveloy birincisi kim olacak? Ayça mı Batu mu? Ama yine aşk yüzünden bir tartışma çıktı. Bilmiyorum, ben izleyeceğim. Kazanan ödül. Yine ödül aşk derken... yüzünden bir tartışma vardı. Bir ödül bulurum ben size. Bulur Seda abla. Yine aşk yüzündendi. İki gelin adayı arasındaydı. Bakalım bu o mevzu bahis olan damat adayını rahatsız mı edecek, gururlandıracak mı? Veya bizim kızlar yıprandı mı? İzleyelim. Bak ne diyor Özgenur? Efendim? Semih'e diyor nasıl yaranacağını şaşırdın orada. Semih'e özel yapmıyorum ki, ben herkese yapıyorum. İstesem yaranırım da yani, o bana kalmış bir şey de. Ya he he diyormuş o kadar. Seviyorsam yaranırım yani, ne var ki bunda? Kıza aşık Özgenciğim. Buna kimse karışamaz yani. Tamam karışmıyoruz, bunu söylüyoruz biz. Yani yaranmak diyerek yani küçültmeye çalışıyorsun ama yemezler yani. Sen de yaranmaya çalıştın dün kahve getirerek mesela. Yo, ben eve gelen misafire ikram ettim. Nedense sadece Semih, ama bizim misafirimiz, tek misafirimiz Semih değildi dün. Neden? Çünkü kendi yolundaki insan ilgilendi. İşte Semih'e yaranmak için olduğunu kabul et o zaman yani. Özge, sen niçin burada biraz böyle agresif davrandın acaba Nur'a karşı? Çünkü Nur bir iki gün önce bana tamamen artık Semih'le ilgili her şeyi kapatıyorum. Sen kendin, yani duygularıyla ilgili bir şey değil ama yaptıklarıyla ilgili bunu söyledi. Sen Semih'le ilgileniyorsan rahat rahat ilgilen, hiçbir şekilde benden çekinme yani dedi. Bunun üstüne Ayça'yla Batuhan... Ne kadar yüksek biraz konuşursan. Biraz volümünü açsana ya. Çok kısık sesin. Ayça'yla Batuhan onları... Açtım. Süper. Onları bir araya getirmek için seferber oldular. Çünkü yanlarında sanırım ağlamış. Ve sürekli her soluğu sürekli erkekler evinde alıyor. Yani sana başka icazet verip hadi tamam Semih senin evet. olabilir ben artık ilgilenmiyorum ben de dedi halde. Ne zaman bugün ağlamış. Bu duygusal olayı yaşaması mı seni rahatsız etti? Evet, ben de buna bozuldum. Bilendim diyelim. Ve bunu dile getirmek istedim bu yüzden. Anladım. Yani hı-hı. bana sen ilişkin böyle yok böyle demiştin, evet. izin vermiştin, hı-hı. ilgilen demiştin. Şimdi niye böyle çevirdin hı-hı. diye. Peki ama sana karşı bir hatası olmadı orada. Kendi kendine söylenip bir şeyler yapıyordu. Ya yani yoksa Özge'ye miydi tabi? Şöyle bir şey var Seda Hanım. Ben dedim ki ben sana karışmayacağım hiçbir şekilde. Yapmak istediğini yapabilirsin. Hatta Melis de vardı. Zaten yapmak istediğini yaptı, aldı kahve getirdi götürdü. Kendisi de kendisiyle çelişiyor aslında. Çünkü diyor ki ben diyor Semih'ten soğudum, sadece gözlemleyeceğim deyip sonra kahve yapıp ona sadece sunması demek bana göre çelişmek demektir. Ben ona hiçbir zaman engel olacağımı söylemedim. Sadece dedim ki ben Semih'in peşinden koşmayacağım dedim. Zaten yaptığım sucuk da belki Semih'i görmek için bir vesile olabilirdi ama Semih'in peşinden peki, koşmak amaçlı değildi. Peki o sucuğu götürdün, niye sonra ağlayarak döndün? Ya orada ben de onu biraz... merak ediyorum Nur, o sebep neydi yani? Aslında ben orada ağladığım zaman yine bana Semih şey diyecekti, niye ağlıyorsun diyecekti. O yüzden kalktım gittim. Ama içeride. Niye ağladın? Burada da ağlamadı aslında. Biz ona dedik ağladık. Sucuğu yaptı götürdü. Biz ona ağladık. İyi. Niye ağladın? Ya şöyle bir şey var Seda Hanım. Ben bazı şeylerin sanırım böyle görmezden mi gelmek istiyorum bilmiyorum ama. Yani seviyorum diyorsun. Görünce de bu tetikleniyor. Bu mu? Ya şöyle anlatayım. Onu da anlayabiliyorum. Yani şunu da anlayabiliyorum. Nur uzun bir süredir Semih'ten vazgeçmedi. İşte iki gün önce sana evet geçtim diyebilir ama bakın hep diyorum ya ayrılıklardan sonra en büyük sınav yüz yüze gelmek. Siz bu evde bu sınavı her gün veriyorsunuz ayrılıklardan sonra. Yani zor bir sınav zaten. Hatta bir de başkalarıyla da o adayları görme sınavını veriyorsunuz yani, o çok zor. Sen şimdi o sucuğu götürdün, niyetin iyi. Semih'e sucuk götürmek. Semih'e mi, eve mi, kime? Eve herkese götürmek. Tamam. Tabii o sırada da Semih'i görmek istedim yani, bu yalan değil. Ben bunu zaten söylerim açık ve net bir şekilde. Orada işte yani ben şimdi kimseyi suçlamıyorum orada. Hani mesela Tankut Semih'i neden seviyorsun? Sebep söyle. Adnan sen böyle yaparak kendi işte kısmetini de Semih'in de kısmetini kapatıyorsun. İşte orada ne bileyim Batuhan arkadaş kalarak bence sen kendine daha çok acı veriyorsun. Bazı şeyler böyle hani söylendiği zaman insan hani... gerçekler söylendiği zaman. Bazı şeyler değil, gerçekler söylendiği zaman sen kaçıyorsun. Adnancığım sen yine bak aynı şeyi yargılıyorsun. Yok Adnan suçlamıyor. Bazı ben şeyler söylendiği zaman. Sen hayır. Bazı şeyler diyorsun ya, bazı şeyler ama benim değil. Cümlemin sonunu gerçekler... dinlemeden konuşma. Zaten ben bak, sana bir ben şey söyleyeyim mi Adnan? En acı olan şeyler gerçekler evet, zaten. Evet, gerçek. Yani bu söylediğiniz şeyler etmiyor. Bir anlamda gerçek olmasa Nur ağlamaz ki. Ya benim oradan çıkıp gitmemdeki sebep pozisyona bakın yani.
Ağlayan bak yine kendi pozisyonunu şey söyleyebilir miyim? Yok yok. İşte. Seven yok, kadın şey istemeyen erkek pozisyonuna düşürüyorsun beni Nur. Hala farkında değilsin yani. Sen yeter.